ilahi, hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mi'rac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyuramam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram ona, li etba'ı eshabına olsun ya Rab. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri, sözlerime başlamadan önce hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerinde olsun inşallah. Yine İslam ve Sosyal Hayat isimli bir programla bu hafta da birlikteyiz. Rabbim nasip ederse inşallah yine can alıcı konulardan bir konu işlemeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Allah bizlere bu konudan istifade etmeyi, anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin. Kıymetli izleyenler, bizler hani hep dua şükrederiz ya, dua ederiz ya, hamd ederiz ya, deriz ki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu yeryüzünde 7 milyar insan arasında bizleri Müslüman bir beldede, Müslüman bir anne babadan dünyaya getirdi ve bizleri imanla şereflendirdi. İmanla şereflendirmekle beraber bir de kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bizleri ümmet eyledi. Bundan dolayı ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır kıymetli kardeşlerim. İşte böyle şerefli bir mevkiye getiren, bizlere anlam ve değer katan, bizleri Allah Celle Celaluhu'ya yakın kılan, 7 milyar insan arasında farklı kılan bir özelliğimiz, bir taahhüdümüz var kıymetli kardeşlerim. İşte o taahhüdün adı kelime-i şehadettir. İnşallah bizler de bu hafta konuğumuzla birlikte, değerli hocam, konuğumuzla birlikte bu kelime-i şehadetin anlamını, üzerimize yüklediği sorumlulukları, ne anlam ifade ettiğini anlamlandırmaya çalışacağız. Rabbim bu konuda bizleri muvaffak eylesin. Abi. Değerli hocam, Alişan hocam, Şehitlik Camii İmam Hatibi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun inşallah. Davetimizi kırmadınız. Allah sizden de razı olsun. Allah Rabbim sizlerden razı olsun. Cümlemizden inşallah. Kıymetli hocam, yani kelime-i şehadete seçmemizdeki gaye, yani aslında her şey Müslüman bir insan için her şey kelime-i şehadetle başlıyor. Yani eğer kelime-i şehadet varsa bir şeyler anlam ifade ediyor. Bir şeyleri artık konuşulabiliyor. Yani kelime-i şehadet temeldir. Binada temele benzetirsek, temelin üzerine bina yapabilmek için muhakkak sağlam temel olması lazım. O temel sağlam olmazsa üzerine yapılacak bina da muhakkak ki çürük olacak. İşte ondan dolayı biz de istedik ki şu temeli bir sağlamlaştıralım inşallah. Kelime-i şehadet denince hocam biz ne anlamalıyız? Kelime-i şehadet ne anlam ifade ediyor? Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli hocam, Rabbim cumamızı hayırlara vesile eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Bu cuma vesilesiyle Rabbim şifa bekleyen bütün hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Borçlu kardeşlerimize edalar ihsan eylesin. Amin. Böyle önemli bir konuda bizi davet ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Değerli hocam, malumunuz iman kalbin amelidir. Kalbi olan bir ameli dışa yansıtmanın adı kelime-i şehadettir. Güzel. Değil mi? Evet. Yani bir insan Allah'ın varlığına, birliğine, onun Habibi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve selleme
selleme kalben itikad etse, bu itikadını dışarıya ızhar ederken neyle yapar bunu? Kelime-i şehadetle. Şimdi kelime-i şehadetin bize yüklediği 4 ana başlıkta sorumluluk var. Bir, bir Müslüman kelime-i şehadeti telaffuz ederken telaffuzuna dikkat edecek, telaffuzunu sahih bir şekilde yapmaya çalışacak. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu kelime-i şehadetin doğru bir şekilde telaffuz edilmesidir. İkincisi, kelime-i şehadeti dili ile doğru bir şekilde telaffuz eden kardeşimizin, müminin manasını bilmesi gerekiyor. Yani malumunuz kelime-i şehadet Arapça bir ibaredir. Ama bu ibarenin manasını fark etmez, her mümin kardeşimizin bilmesi gerekiyor. Çünkü manası bilinmeyen telaffuz tasdik edilmez. Siz manasını bilmediğiniz bir şeyi nasıl tasdik edeceksiniz? Mümkün değil hocam. Karşılığı yok çünkü. Değil mi? Manayı bilmeyince karşılamıyorsunuz. Yani kalbinizde bir mana oluşacak. Doğru. O mana ne olacak? Tasdik bulacak. Tasdik bulacak. Tasdik bulması için de sizde onunla ilgili bir malumatın olması gerekiyor. Doğru. Ki kalp şeye ersin. Yani kalp itminana, huzura ersin. Evet. Çünkü buyurduğunuz gibi yani imanın yeri demek ki kalp esas. Kalp. Evet. Yani kalpteki imanın dışa yansıması kelime-i şehadet. İmanın esas rükünü, evet hocam, kalp ile tasdiktir. Çok güzel. Mütemmim rükünler ise, evet, dil ile telaffuz ve pratik hayatta bunu yaşamaktır. İnşallah. Ama asıl esas, evet, dinin esası, asli esası, asli rükünü kelime-i şehadeti kalp ile tasdik etmektir. Kalbinizde bir mana oluşmuyorsa nasıl tasdik edeceksiniz? Onun için değerli abim, değerli hocam, bir mümin bir, eğer kelime-i şehadeti telaffuz ediyorsa bunu doğru bir şekilde yapacak. Doğru. İki, telaffuz ettiğini doğru anlamlandıracak. Bu da önemli. Doğru, tabii. Doğru. Değil mi? Çok doğru. Yani herkes bir anlam verebilir. Heh. Ama o anlamın doğru mu, yanlış mı, olduğunu, hak mı, batıl mı olduğunu da ne yapacak? Tasrih edecek. Çok bu konuda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizim için yegane örnektir. Bu konuda Kur'an bize imamlık yapar ve Kur'an ve sünnet ışığında yol yürüyen, heh, alimlerimiz ne yapar? Bize rehberlik eder. Onun için biz diyoruz ki ey mümin kardeşim, telaffuzu doğru ederken şunu söylüyorsun: Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Ve yine ben Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Dikkat ediyor musunuz? Şahitlik ediyorsunuz. Şahitliğin Türkçe karşılığını tanıklık ediyorsunuz. Tanıklığın karşılığını gözle görmenizdir. Şimdi Allah Azze ve Celle biz gözle görebilir miyiz? Haşa. Biz gaybe iman ettik. Amen. Ama gaybe iman etmekle birlikte şuna iman ettik. Biz şu dünya gözüyle Allah'ı görmesek de Allah'ın bizi gördüğüne iman ettik. Elhamdülillah. Değil mi? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam "Ve'bud rabbeke ke'enneke terahu fe'in lem tekun terahu fe'innehu yarake." Rabbini görüyormuşçasına kendisine kulluk et. Sen onu görmezsen o seni görüyor. İşte mümin öyle bir yakine, öyle bir imana sahip ki
kendisine gayb olan Allah'a ne yapıyor? İman ediyor. İman. Niçin? Çünkü imanında şu vardır. Kendisi görmese de Allah kendisine ne yapıyor? Murakabe ediyor. Kendisini görüyor. Basir olan, habir olan, alim olan bir Allah'a inanmıştır mümin insan. Demek ki Allah'tan başka ilah yoktur dediğimiz zaman tanıklık ediyoruz. Tanıklık ediyoruz. Çünkü Allah'ın varlık delilleri değil mi? Varlıklar adedincedir. Yani her varlık Allah'a işaret eder. Bir varlık var ise onu var eden bir vücut vardır. Bir vücut, bir değil mi? Vardır, her mahluk halıkına işaret eder. Her sanat sanatkarına işaret eder. Her resim ressamına işaret eder. Hatta bu konuda böyle Hazreti Ali radıyallahu anh'ya hocam soruyorlar. Diyorlar ki ya Ali diyorlar. Tabii bunu soranlar müşrik olan, ateist olan. Evet. Diyor ki ya Ali diyor bize şu sevdiğin, kulluk yaptığın Allah'ı göster de biz de inanalım dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh onlara cevaben dedi ki siz bana Allah'ın olmadığı bir yer gösterin ki evet. Gösterin ki ben de onun ve onu size göstereyim onun evet. varlığını. Çünkü her yerde hakikaten imanla bakınca buyurduğunuz evet. gibi her yerde onu evet. görebiliyorsunuz hocam. Şimdi değerli kardeşim, İslam dini bir hedef koymuştur. Değil mi? Evet. Bu hedefe biz şeriatların ruhu deriz. Evet. Yani şeriatların gönderiliş gayesi neydi? Beşti değil mi? Evet. Dinin muhafazası, evet. aklın muhafazası, evet. bedenin muhafazası, evet. malın muhafazası, evet. neslin muhafazası. Evet. Demek ki bütün şeriatlar, bütün ilahi kanunlar, evet. emir ve yasaklar bu beş şeyi gerçekleştirmek için gönderilmiştir. Evet. Bir, dini muhafaza. İki, aklı muhafaza. Evet. Üç, bedeni muhafaza. Evet. Dört, nesli muhafaza. Beş, malı muhafaza. Şimdi kelime-i şehadet dinin muhafazasıdır. Evet. Dinin muhafazasıdır. Yani kulluk için yaratılan insanın evet. sahih bir inanca, Allah indinde kabul görmüş bir inanca sahip olması için Allah'ın kendisine öğrettiği dini öğretiyi öğrenmek zorundadır. Yani burada biz işte böyle bu şekil biliyoruz. Bu şekil öğrendik. Yok kardeşim. Sen bir mümin ve Müslüman olarak ilmin farziyetine iman ettin. Değil mi? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam evet. ilmin her mümine farz olduğunun haberini verdi. Evet. Ve ilim tahsili farz. Öyleyse ey mümin inanç ve dini hayatını evet. muhafaza etmen için o konudaki ilmi tahsil etmen sana farz-ı aindir. Değerli hocam, yani buyurduğunuz gibi yani bunun şeyi de yok. Yani bunun mazereti de yok. Yani şimdi farz olunca bir şey, hele hele özellikle yani kişinin iman dairesine girmesine, Müslümanların hak ve sorumluluklarına sahip olmasına, o dairenin içerisine girmesine vesile olan kelime-i şehadet gibi önemli bir taahhüdün anlamını bilmesi için hiçbir mazeret kabul etmemek lazım. Etmiyor da dinimiz. Evet. Çünkü yani imanın gerçekleşebilmesi için muhakkak bu şart. Yani bir defa bu hiç olmazsa olmazlardan. Şimdi kelime-i şehadeti diliyle getirmek güzel bir şey tabii ki. Evet. Şimdi diliyle sürekli getirdiği halde anlamını bilmiyorsa bir Müslüman orada durup düşünmesi lazım. Kendi kendisine demesi lazım. Tamam, ben kelime-i şehadeti getiriyorum. Bu İslam'ın şiarı, parolası, imanın gereği. Fakat bu ne anlam ifade ediyor? Bu bize ne yüklüyor? Bu bizden ne istiyor? Veya bu sözü söylerken ben neyi ifade ediyorum, neyi kastediyorum? Bunu öğrenmesi lazım. Onu araştırması, bilmesi lazım ki böylece yani iman kemale ersin diye şey yapıyoruz hocam. Kitaplarımızda geçiyoruz, düşünüyoruz. Evet. Bir diğeri de hocam,
Yani buyurdunuz ya hocam, yani imanın yeri kalp olduğuna göre, yani eğer kelimenin anlamını bilmediği zaman da o zaman iman kalpte de yer bulmuyor. Bulmuyor. Kalpte ifadesi de gerçekleşmiyor. Evet. Belki dışarıda yani Müslüman şeyi görecek, muamelesiyle karşılaşacak ama iman çok ayrı bir şey. Yani iman kalpte bilgiyi gerektiriyor. Ya bir bildiği gerekirse de hocam, özellikle şey yapmak istediğim hocam benim, muhakkak ki bu iman ettikten sonra kelime-i şehadetle birlikte bazı şeylere kavuşuyoruz. Yani bazı sorumluluklar altına giriyoruz. Bazı üzerimize yüklenen vazifeler gerçekleşiyor. Çünkü hani bir sözleşme olarak düşünürsek bunu, bir taahhüt olarak düşünürsek, yani diyelim ki bugün bir müteahhit veya bir işe alan biri veya bir ticarette, evet, veya bir memur işe girdiği zaman bir taahhüt imzalıyor. Ben şu saatlerde şöyle yapacağım, şu kadar çalışacağım. Şunun karşılığında o işveren de ona o kadar ücret verecek. Hı. Bir şeyler yüklüyor o taahhütle. Evet. Şimdi alimlerimiz diyor ki bu bir taahhüttür diyor. Şimdi bu taahhütse madem, peki bu taahhüt bize ne yüklüyor hocam? Dostum. Değerli hocam. Şimdi biz dedik ki, evet, dört tane sorumluluğumuz var. Evet. Kelime-i şehadete karşılık. Hı hı. Karşı. Bir, kelime-i şehadet bizden doğru telaffuz istiyordu. Evet. İkincisi, manasını bilmemizi istiyordu. Güzel. Değil mi? Doğru. Üçüncüsü, kelime-i şehadet bizden gereğini yapmamızı da istiyor. Heh. Şimdi bu çok önemli. İnanın bu kelime-i şehadet meselesi, evet, malumunuz Akif'in dediği gibi, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Yani her mümin, her Müslüman kardeşimiz belki günde onlarca defa elhamdülillah bunu telaffuz ediyor. Ama telaffuzu artık geçmemiz lazım. Manaya inmemiz lazım. Evet. Değil mi? Çok doğru. Allah'tan başka ilah yok. Ve yine Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisi. Şimdi üçüncüsü, evet, dedik ki telaffuz ettiğimiz, evet, bizde oluşan malumatı tasdik ettikten sonra o malumatın gereğini yapma, şehadetin bizden istediği bir sorumluluktur. Güzel. Öyle değil mi? Çok doğru. Şimdi siz Allah razı olsun dediniz ki kelime-i şehadet kulun bir manada Allah'la sözleşme imzalamasıdır. Ve sözleşme imzaladığınız zaman, evet, sözleşmenin gereğini yapmak zorundasınız. Evet. Düşünün, ev sahibisiniz, kiracıyla bir sözleşme yapıyorsunuz, değil mi? Evet. İki tarafa sorumluluk yükleniyor, değil mi? Çok doğru. Ev sahibinin yapması gerekenler var. Çok doğru. Ondan sonra kiracının yapması gerekenler var. Çok doğru. Şimdi tabi teşbihte hata yok. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabeye soruyor. Sizin veya kulun Allah'taki hakkını bilir misiniz? Evet. Ya Resulullah, kulun da Allah'ta hakkı olabilir mi? Evet diyor. Ona iman edip şirk koşmadı mı, onu cennetine koyması Allah'a gereklidir, vaciptir. Evet. Inşallah. Biliyor musun? Demek ki Allah Azze ve Celle biz kelime-i şehadetle, evet, bir sözleşme imzalıyoruz. Kul olarak yerine getirmemiz gereken şartlar var. Evet. Biz bunlara dikkat edersek, riayet edersek Allah Azze ve Celle, evet, ne yapacaktır? Rahmetini hakkımızda coşturacaktır. Değil mi? İnşallah. Bize bu dünyadan daha hayırlı, ebedi olan bir dünyayı, evet, bahşedecektir. İnşallah. Öyle değil midir? İnşallah. Dünya ahiretin tarlasıydı. Çok doğru. Dünyada ekilecek, evet, ahirette ekilen, dünyada ekilen ürünün harmanı kaldırılacaktı. Kaldırılacak. İşte dünya imtihan, evet, ahiret ise, evet, imtihanın neticesinin alındığı yer idi. İnşallah. Dedik ki üçüncüsü, hı hı, mümin yani kelime-i şehadeti diliyle telaffuz, kalbiyle tasdik eden Müslüman kardeşim ne yapacak? Şehadetin gereğini ifa edecek. Doğru. Bir, malumunuz La ilahe illallah
Muhammedun Resulullah kelime-i tevhidini veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i şehadeti telaffuz ederken nef ile başlıyoruz değil mi? La diyoruz. La diyoruz. Çok doğru. İlah yoktur diyoruz. Her şeyi değil mi? Reddediyoruz. Yani ibadete müstahak hiçbir varlık yoktur. Ancak bu ibadete Allah müstahaktır. Allah ma'bud, onun dışındakiler abittir. Amin. Değil mi? Çok doğru. Yani mümin insan bunu hiç aklından çıkarmayacak. Ma'bud Allah'tır. İbadete müstahak tek varlık Allah'tır. Kişi ibadetini ve ubudiyetini Allah'a sunacaktır. Çok doğru. Allah dışında hiçbir varlık buna müstahak değildir. Bu kelime-i şehadetin manasıyla amel etmektir. Ki bakın, imanı zedeleyen üç tane amelimiz var. Evet. Bir, neydi? Küfür. Evet. İnkar. İki, evet. Doğru. Şirk. Evet. Üç, itikadi nifak. Evet. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da işte inneni le gaffarun, evet, limen tâbe ve âmene ve amile salihan thumme ihtede. Muhakkak ki ben mağfiret ederim. Evet. Kimin için? Tevbe edenler, iman edenler, salih amel işleyenler, hidayete tabi olanlar. Bu ayetin tefsirine baktığımız zaman tevbe imandan önce zikrediliyor. Bunun manası nedir? Ola diyoruz ya. Evet. Ola'nın manası işte tevbe. Ben şirkin her türlüsünden, ben küfrün her türlüsünden, ben nifakın ve münafıklığın her türlüsünden ne yaptım? Tevbe ettim. Çünkü bu üç amel imana bulaşırsa imanı zedeler. İnkar, evet, isterse bu cuhudi, inadi olsun, evet, isterse cehli olsun. Cehli olduğu zaman bugünkü şartlarda cehalet özür müdür? Değil mi? Her mahallede değişik noktalarda camilerimiz var. Elhamdülillah. Ezanlar okunuyor. Çok doğru. Salalar okunuyor. Aynen. Namaza davet ve çağrı var. Bugün bu konuda kim kendini mazur sayabilir? İslam'ın gelmediğine, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın peygamberliğini duymadığına kim bizi ikna edebilir? Her gün ezanlarda eşhedü en la ilahe illallah, ondan sonra eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelime-i şehadetleriyle sema ile yer inlerken kim diyebilir ki bana din ulaşmadı? Değil mi? Aynen öyle. Bana Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kimse bir telkinde, tebliğde bulunmadı. Aynen. Kimse bana Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın risaletini haber vermedi. Onun için kardeşim, her mümin şu anda ekranı başında bizi duyan her mümin ve Müslüman kardeşimizden ricamızdır. Kelime-i şehadeti doğru bir şekilde telaffuz etmeye çalışın. Bu bir sözleşmedir. Evet. Telaffuz ederken manasıyla ilgili sahih kaynaklardan bilgi edinin. Evet. Sahih kaynakların başında Kur'an, sahih kaynakların başında sünnet-i seniyye, sahih kaynakların başında Kur'an ve sünnetin ışığında yazılmış Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarıdır. Evet. Değil mi? Çok doğru. Demek ki elimizde kaynaklarımız var. Evet. Ana kaynaklarımız var. Değerlerimiz var. Bugün bilmemek özür değil. Doğru. 4 yaşındaki çocuk akıllı bir telefonu. Evet. Değil mi? Çok doğru. Kurcalayabiliyorsa. Evet. Değil mi? Yani her tarafına girip çıkabiliyorsa. Doğru. Bugün artık biz büyüklerin, buluktan sonra kişiye biz büyük diyoruz. Biz büyüklerin artık özrü kalmamıştır. Dedik ki gereğini yapma. Evet. Gereğini yapma neydi? Önce
imanı bizden nefyedecek, selbedecek amellerden uzak durmamız lazım. Allah'la aramıza adeta girebilecek bütün varlıkları bir tarafa atma. Aynen. Çekme yani aramızdan. Bu küfür yani. Sebebiyle olabilir. Evet, doğru. Veya şirk sebebiyle olabilir. Doğrudur. Cehaletten, şirkten kaynaklı. Veya nifak sebebiyle olabilir. Doğru. Bak, şimdi birkaç örnek verelim ki mesele daha iyi anlaşılsın. İnşallah. Mesele daha iyi anlaşılsın. İnşallah. Şimdi bazen toplumlar kendi arasında kültür olarak şakalaşabiliyorlar. Evet. Ama biz Müslümanların şakası bile hakikatin dışına çıkmayacak. Allah korusun, öyle şakalar yapılıyor ki kişiyi küfre götürüyor, sahibi bundan haberdar değildir. Haberdir. Şirk. Evet. Eğer bir insan günde 124 bin defa kelime-i şehadeti getirse, telaffuz etse, eğer parasına Allah'tan çok güveniyorsa, doktora şafi olan Allah'tan daha çok güveniyorsa şifa konusunda, şifa konusunda modern tıbba, hastanelere, ilaçlara Allah'tan daha çok güveniyorsa iman zedelenmiştir. Demek ki niye üzerinde duruyoruz? İmana münafi amellerden, zıt olan amellerden, küfürden, şirkten ve nifaktan tevbe edip uzak durmalıyız ki kelime-i şehadetin bir manası olsun. Bizde kalpte bir iman oluşsun. Bak kardeşim, şimdi dini kitaplara baktığımız zaman bazı kitaplarda imanı dört kısma ayırırlar. İşte bir fıtri iman, iki taklidi iman, üç istidlali iman, dört tahkiki iman. Şimdi fıtri iman doğuştan buluğ çağına kadar her çocukta yaratılışı gereği, değil mi? Fıtratına kodlanmış imandır. Her çocukta bu iman var. İster Müslüman çocuk olsun. Fark etmiyor. Hristiyan çocuk olsun. Bakarsın çocuklar sokakta oynarken biri birine zulmederse o mazlum hemen der ki işte Allah senin gözlerini kör etsin. Bu nedir? O anda ona bunu ders veren kimse yok. Kimse yok. Fıtrat konuşuyor. Fıtrat konuşuyor. İşte biz diyoruz ki fıtri iman, fıtri iman buluğdan sonra çevrenin etkisiyle, biliyor musun? Doğru. Çevrenin etkisiyle bozulabiliyor. Evet. Değil mi? Bozulabiliyor. Doğru. İnsan eğitim görüyor. Bu eğitim vesilesiyle insan bir bilgi ediniyor. Evet. Bu edindiği bilgi sahih bir bilgi değilse bazen imanını zedeliyor. Doğru. Adam prof olmuş ama Allah'ı inkar ediyor. Allah muhafaza. Değil mi? Çok doğru. Fıtri iman bozuldu mu, bozulmadı mı? Tabii ki. Hem de nasıl bozuldu? Aynen öyle. Fıtratı bozuldu. Adam prof olmuş, biliyor musun? Doçent olmuş, akademik unvanlar almış, kitaplar yazmış. Ama bakıyorsun eğitimiyle birlikte Kur'an'ı eleştirebiliyor. Sünneti eleştirebiliyor. Hadisi eleştirebiliyor. Burada biz şurada durup şunu düşünüyoruz. Ya bu kardeşimiz nasıl iman etti? Değil mi? İmandan veya ne anladı? Ne anladı yani? İmanın ne? Eğer Kur'an manası ve lafzı ile Allah'ın kitabı ise buna iman etmiş bir insanın bu konuda söz söyleme, el-iyâzu billah, Allah muhafaza, Kur'an'ı eleştirmeye kalkması düşünülebilir mi? Demek ki imanda sıkıntı var. Sıkıntı var. Bak dostum, şimdi inan Allah sizden razı olsun. Yani bizleri bu konuda buraya çağırdınız ki inan seve seve geldik. Niçin? Etrafımızda toplumun değişik katmanlarıyla sosyal ilişkilerimiz var.
Evet. Eşimiz var, çocuğumuz var, babamız var, annemiz var, kardeşimiz var, kız kardeşimiz var, akrabamız var, komşumuz var. İşte dükkan komşumuz var, ev komşumuz var, tarla komşumuz var. Evet. Türlü türlü komşuluklarımız var. Herkesle bir ilişki içerisindeyiz. Ama biz bakıyoruz ki ilişkiler sıhhatli yürümüyor. Boşanmalar başını aldı gitti. Babalar evlatlarından şikayetçi. Değil mi? Aynı şekilde evlatlar babalardan şikayetçi. Anne kızdan, kız anneden şikayetçi. Gelin kaynanadan, kaynana gelinden şikayetçi. Akraba akrabaya artık akrep demeye başladı. Biliyor musun? Komşu komşusuna selam vermez oldu. Şimdi bakıyoruz. İman bizim iki dünya saadetinin miftahıdır, anahtarıdır. Eğer insanlar dünya ve ahirette mutlu olmak istiyorsa tek anahtarı var, başka yok. Saadet kapısı birdir, anahtarı birdir. Saadet kapısı İslam'dır, anahtarı imandır. Evet, ve bu anahtarın dişleri vardır. O dişler de Allah'ın bize yüklemiş olduğu emir ve yasaklardır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bize yüklemiş olduğu sorumluluklardır. Onun için biz bugün eğer bu sıkıntıyı görüyorsak hemen imana gidiyoruz. Herkes imanını sorgulamalı. Ben, sen, diğeri. Eğer insanlar la ilişkilerimizde bir sıkıntı varsa kendimizi sorgulamak zorundayız. İmanımızı sorgulamak zorundayız. Bak denge insanı kimdir? Denge insanı Allah'la barışık, kendisiyle barışık, yaşadığı toplumla barışık olandır. Muhakkak. Denge insanından kastımız kim? Mümin, Müslüman, kamil imana sahip insanlardır. Şimdi dedik ya, şimdi fıtri iman kurtarır gelen iman. Ama darbe yiyor. Darbe yiyor. İkincisi taklidi iman. Taklidi iman kişinin imanını istidlale dönüştürene kadar kişiyi mazur kılar. Geçerlidir. Ha geçerlidir. Doğru. Yani bir insan imani meselelerin delilini öğreninceye kadar taklidi iman kendisini kurtarır. Kurtarır. Ona Müslüman muamelesi yapar. Özellikle yani Müslüman toplumlarda hocam bu taklidi iman mevzusu çok önemli. Evet. Zaten İslami bir toplumda doğduğu zaman bir insan, bir Müslüman yani ne yapıyor? İşte babasındaki, annesinde gördüklerini, komşusunda gördüklerini, camide, cemaate gördüklerini ne yapıyor? Taklit ederek yani iman eden insanlarla beraber yaşadığından dolayı onları taklit ederek iman çizgisinde devam ediyor, hareket ediyor. Ha, yani, evet. Şimdi güzel bir şey söylediniz. Yani dediniz ki bu iman geçerlidir ancak bunları delillendirene kadar, delillendirip imanını pekiştirene kadar. Evet. Yani. O zaman demek ki taklidi imanla taklidi iman hocam. Üzere yani, ölen herkes mesuldür. Doğru. Allah soracaktır. Ya Allah dedik ya şeriatların gönderiliş gayelerinden birisi neydi? Dini muhafazaydı. Evet. Ve dini muhafaza derken en başta inanç esasları gelir. Çok doğru. Sonra ibadet esasları gelir. Sonra muamelat gelir. Sonra ahlak yani, gelir. Yani niçin Müslüman oldun denildiği zaman bize ahirette. Evet. Biz yani babam da Müslümandı. Annem de Müslümandı. Dedem de Müslümandı. Onun için Müslüman oldum. Demek yani bize büyük bir mesuliyet, mahcubiyet oluşturur. Evet. Ahirette hocam. Şimdi kelime-i şehadetin şu üçüncü şıkkı çok önemli. Hı hı. Bugün en fazla ihmal edilen şık burasıdır. Evet. Yani telaffuzu herkes yapıyor. Evet. İnşallah biz şuna hüsnü zanla yaklaşıyoruz. Herkes diyoruz manasını biliyor. İnşallah. Ama pratik hayata sirayet etme noktasında sıkıntılarımız var. Burada ikincisiyle bağlantılı. Demek ki yeterince bilmiyoruz. Evet. Yeterince İmanı, kelime-i şehadeti anlamlandıramadık. Biliyor musun? Kalbimize çünkü sindiremedik. Evet. Yani çünkü birine gidip desen ki ya kelime-i şehadette
İşte kelime-i şehadete münafi amellerden uzak durman lazım. Evet. Yani küfürden, şirkten, nifaktan uzak durman lazım. İşte malına fazla güvenmen, evet, doktora fazla güvenmen, doğru, işte Rezzak olan Allah'tan çok elindeki iş vesilesine, fabrikana, dükkanına, tarlana güvenmen, evet, imanını zedeler. Çok insan durup düşünecek. Allah'ın bu da Allah'ın nereden çıktı? Bu da nereden çıktı? Değil mi? Yani o zaman, bazen o zaman şöyle hocam, soralım, evet, hocam. Değerli hocam. Diyelim ki yani kelime-i şehadeti getiren bir Müslüman bu kelime-i şehadeti getirmekle nasıl olmalı? Evet. Nasıl yaşamalı? Evet. Değil mi hocam? Yani kelime-i şehadeti getirmiş bir Müslüman yani hayatında hangi tasarrufta bulunmalı ki, hani diyor ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanı tanımlarken elinden, dilinden diğer Müslümanların emniyette olduğu kimse. Yani malı konusunda, dili konusunda, eli konusunda, gözü konusunda. Yani nasıl bir Müslüman olmalı? Kelime-i şehadeti getiren bir Müslüman. Bu kelime-i şehadet nasıl bir insan olmayı gerektiriyor? Onu söylersek o zaman daha böyle şey olacak hocam. Yani toplumda kelime-i şehadeti getiren Müslümanlar olarak, evet, kelime-i şehadeti yaşamamızın, imanımızın bir gereği olduğu anlamında daha bir anlamlandıracağız. Üstad, kelime-i şehadet iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısmını eşhedü en la ilahe illallah. İkinci kısmı da ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Güzel. Allah'tan başka ilah yoktur cümlesinin yaşanmış halı siret-i nebidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın hayatıdır. Güzel hocam. Allah razı olsun. Yani biz imanı yaşarken doğru, Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem'i hayatımızın merkezine almamız gerekiyor. Peygambersiz bir iman, peygambersiz bir İslam, peygambersiz bir hayat düşünülemez. Niye? Çünkü kelimenin ikinci kısmı imanın rükünündendir. Esas rükünde, evet, Muhammed Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Çok doğru. Oraya gelecektim. Yani imana münafi olan amellerden, düşüncelerden uzak durmamız gerekiyordu. Kelime-i şehadetin gereğini yapmamız çok doğru konusunda. Şimdi düşün, peygamberlerin sıfatları vardır. Evet. Şimdi siz bir yandan ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i şehadetini telaffuz edeceksiniz. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam veya diğer peygamberlerdeki, evet, peygamberlik sıfatlarını devre dışı bırakacaksınız. Peygamberlerin sıfatlarından bir tanesi emanet değil miydi? Aynen, çok doğru. Peygamberler emin değil midir? Evet. Dini yaşama, dini hayata aktarma, dini tebliğ etme ve ulaştırma konusunda, evet, peygamberden daha emin kimse olabilir mi? Haşa. Öyleyse herkes duysun bunu. Bugün, evet, birileri peygambersiz bir din düşünüyorsa inanın bilsinler ki başta biz onlara karşı duracağız ve bizden önce de Kur'an karşılarında duracak. Muhammedun Resulullah buyurur. Değil mi Allah Azze ve Celle? Evet, Celle Celal. Yani Allah'ın Resulü. Eğer Allah'ın Resulünden biz dini almayacaksak o Resul kelimesini biz niye telaffuz ediyoruz? Değil mi? İmanın Allah Azze ve Celle Kur'an'ın değişik yerlerinde, evet, değişik ayetlerinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamla ilgili bize bilgi aktarmıyor mu? Çok doğru. Allah'a ve ahiret gününe inanan ve Allah'ı çokça zikreden bir toplum için güzel örnek kimdi? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Değil mi? Çok doğru. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Bugün eğer bizim örneğimiz Kur'an'da Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Allah'ı çokça zikredenler için Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı işaret etmiş de, işte o sorduğun soru. Karşılığını bir mümin nasıl olmalı? Evet. Hani Hazreti Ayşe'ye sahabe-i kiram gelip soruyor. Ya Ayşe radıyallahu teala anha, evet,
Allah Resulü'nün ahlakı ne idi? Evet. Şunu soruyor onlara, siz Kur'an okumaz mısınız? Evet. Evet okuyoruz. İşte hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dır. Kur'an'ın dışında bir Hazreti Muhammed yok. Hazreti Muhammed varsa aleyhissalatu vesselam bize yaşayan ve tebliğ edendir. Kur'an'ı yaşayan ve tebliğ edendir. Öyleyse mümin inanç konusunda. Şimdi üstad bunların altını kırmızı çizgiyle bir çizelim. Biz her zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetlerinden bahsederken oturarak su içmekten bahsettik. Var mıdır? Doğru. Mümin onu da yapacak. Evet. Üç defada içmekten bahsettik. Var mı? O da olacak. Evet. Sağdan ayakkabını giyecek var mı? Olacak. Soldan indirecek o da var. Evet. Evine girerken sağla girecek, solla çıkacak var mı? Var. Evet. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın en büyük sünneti imandır. Güzel. Çok güzel. Doğru. İşte biz o sünnete sarılmamız lazım. Allah Resulü nasıl bir iman etmişti? Nasıl bir ilaha inanmıştı? O bize nasıl bir Allah'ı tarif etti, anlattı, öğretti? Nasıl yaşadı? Onu kendisinden almamız gerekiyor. Hocam Allah razı olsun. Amin. Yani iman mevzusunda buyurdunuz ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli sünneti iman sünnetiydi. İman aynı zamanda Allah Celle Celaluhu ile biz Müslümanlar arasındaki sözleşme, birbirimize bağlayan bağ. Ha, onunla birlikte bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle peygamberlik hayatına baktığımız zaman işte 23 yıl boyunca Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik yapıyor, davet ediyor Allah'a. Evet. Ama bu 23 yılın 13 yılını Mekke dönemi dediğimiz 13 yılını Mekke'de sadece imanı anlatarak kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem geçiriyor. Evet. Yani o ayetlere bakıyoruz. Resulullah'ın oradaki sünnetine, anlatımına bakıyoruz. Öylesine ki yani 13 yıl boyunca Resulullah aleyhissalatü vesselam hep imanı anlatmış. Yani Allah Celle Celaluhu'nun ibadete layık yegane varlık olduğunu, ondan sonra Allah Celle Celaluhu'nun tek rızık veren olduğunu, Allah Celle Celaluhu hidayet veren olduğunu, şifa veren olduğunu, çünkü tevhid zaten bunu kapsıyor da, Resulullah 13 yıl boyunca bu hep imanı anlatmış. Evet. O zaman hocam yani ki o imanı anlattığı insanlar da hayatlarında bir şeyleri değiştirmiş. Ha, şimdi öylesine güzel bir değişiklik meydana getirmiş ki değerli hocam, şimdi o iman etmeden önce, kelime-i şehadeti getirmeden önceki sahabe-i kiramın hayatıyla kelime-i şehadeti getirdikten sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun Rabbine olan Rabbine iman ettikten sonra hayatlarında U dönüşü diyebileceğimiz çok farklı bir şeye değişikliğe gidilmiş. Tamamen o eski hayat terk edilmiş. La ilahe illallah diyerek terk edilmiş. La ile başlayarak yeni bir hayata bürünülmüş değerli hocam. Ve şimdi biz şunu anlıyoruz. Daha doğrusu anlıyoruz birlikte inşallah. Yani hocam yani o insanlar bir defa neydi ki öylesine büyük bir değişikliğe onları götürüyordu? Şimdi bu ruha anlamamız lazım ki ben kendim öyle düşünüyorum. Yani bu ruha anlamamız lazım ki biz de kelime-i şehadeti getirdiğimiz zaman bu kelime-i şehadet bizde de bu değişikliği oluştursun. Bizde de bu güzelliği ortaya çıkarsın. Yani o insanlar da bir kapasiteleri vardı. İnsani beşeri anlamda herkesin bir kapasitesi var. Şimdi ama İman etmeden, kelime-i şehadeti getirmeden önce farklı bir hayat yaşayan o insanlar, sahabe-i kiram radiyallahu anhum ecma'in, Allah hepsinden razı olsun. Amin. Fakat iman ettikten sonra çok daha farklı bir hayat yaşamaya başladılar. Adeta o eski hayatlarının üstüne bir sünger çekerek. Nasıl bir imandı veya onlar yani bu nasıl anlamışlardı ki böyle bir değişikliğe gittiler diye düşünüyorum hocam. İnşallah bu konuda da böyle paylaşırsak. Evet. Şimdi malumunuz Kur'an Arapça lisan ile iniyor. Evet. İndiği toplum Arap toplumu. Doğru. Ve bu dilin fesahatını konuşan bir toplum. Evet. Biliyor musunuz? Doğru. Şimdi onlar
vahiy indiği zaman bizim gibi bir kelimeyi cemaate 10 defa manalandırarak Allah Resulü yapmıyor. Zaten onlar anlıyordu. Biliyor musunuz? Evet. Ümmi bir toplum. Evet. Ama onlarda dil bozulmamıştı. Fasih Arapçayla. Evet. Dil bozulmamıştı. Allah onların anlayabileceği bir dil, bir dil ile ne yaptı? Kur'an'ın mesajını vahyetti. Şimdi Ebu Cehle, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, La ilahe illallah de kurtul. Ey Amr bin Hişam dediği zaman Ebu Cehil düşünüyor. Diyor ya Muhammed, sen bana çok ağır bir teklifle geliyorsun. Nedir diyor teklif? Diyor ki teklif, bu kelimede Hazreti Bilal radıyallahu teala anhu ile ben aynı sofrayı paylaşacağım. Düşün. Yani Ebu Cehil kelime-i şehadetin içinde biliyor musun? Evet hocam. İnsanların hepsinin Allah'ın kulu olduğunu biliyor musun? Doğru. Yani kişiler ancak meziyetlerle birbirini geçebilir. Hangi meziyetler? İman, salih amel ve ahlak konusundaki meziyetlerle birbirini geçebilir. Takva ile birbirini geçebilir. Ebu Cehil düşünüyor ki öyle bir kelime benden isteniyor ki o kelimede bu mana bile var. Demek ki dostum onlardaki değişiklik onlar Kur'an'ın mesajını anlıyorlardı. Çok iyi anlıyorlardı. Bir kelimenin ne manaya geldiğini çok iyi biliyorlardı. Düşün, Hind Hazreti Hamza radıyallahu teala anhunun değil mi? Uhud'da şehit edilmesine sebep oldu. Doğru. Kalbinin yerinden sökülmesine, ciğerlerinin yerinden sökülmesine, evet, müsle dediğimiz kulağının, burnunun, dudağının kesilmesine sebep olan bir kadın idi. Ama iman etti. Evet. Ve şunu söyledi. Dedi ya Resulallah, iman etmeden önce dünyada en fazla buğz ettiğim kişi sen idin. Bu saatten sonra dünyanın en sevgilisi sensin benim için. Subhanallah. Çok güzel bir değişiklik meydana getiriyor. Tamam. Hazreti Mus'ab'ı anlatalım. Evet. Hazreti Sümeyra'yı anlatalım. Hazreti Sümeyye'yi anlatalım. Hazreti Nesibe'yi anlatalım. Hazreti Bilal-i Habeşi. Hazreti Bilal-i Habeşi anlatalım. Hazreti Habbab bin Eret'i anlatalım. Aşere-i Mübeşşere'yi anlatalım. Hazreti Ebu Bekir'in hicret ederken bir önden bir arkadan Resulullah'ın önüne geliyor arkasına. Niye böyle yapıyorsun? Ya Ebu Bekir dediği zaman ya Resulallah diyor, ikide bir diyor, arkaya geçiyorum, arkadan gelebilecek olan bir tehlike size değil bana isabet etsin. Öne geçiyorum, önden gelecek bir tehlike bana isabet etsin, size isabet etmesin diye ne yapıyor? Hazreti Ebu Bekir kendi canını bu uğurda feda ediyor. Niçin? Kelime-i Şehadet'in dördüncü sorumluluğunu abi söyleyeyim inşallah. Bir, telaffuz. İki, mana. 3, hayatta yaşama, yani onun gereğini yapma. 4.'sü ise kelime-i şehadeti çevremize yaşatma. Kelime-i şehadet bizden bunu ister. Nasıl ki biz Allah'tan başka ilah yoktur, Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir, şahitlik ettik, tanıklık ettik, Allah bizi mükellef kılıyor. Şahitlik ettiğin, tanıklık ettiğin şeyi git başkasına duyur. Değil mi? Ailene duyur, akrabana duyur, çevrene duyur. Kime ulaşabilirsen duyur. Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka ma'budun bihak yok. Ancak Allah müstehaktır bu işe diye haykır. Biliyor musunuz? Konu çok uzun. Aynen. Ama inan 3-5, gerçi Allah Resulü 13 yıl bunu anlattı. Çok doğru hocam. Keşke bizim fırsatımız olsa, zamanımız olsa bunu derslere bölsek. İnşallah. Yani cumalara bölsek ve anlasak. Sizden ricam, yani bu konuda üzerinde durun. İnşallah hocam. İman meselesini biz çözmeden kalp istikamet bulmayacak. Kalp istikamet bulmayınca dil istikamet bulmayacak.
Kalp istikamet bulmayınca hayat istikamet bulmayacak. Bugün sosyal hayattaki bütün hastalıkların sebebi imandaki sıkıntıdır. Ve imanın sıkıntısı da kelime-i şehadetle ilintilidir. Allah sizden razı olsun. Hocam, bu konuda gayret gösteriyorsunuz. Gayretinizi Rabbim Azze ve Celle daim eylesin. Amin. Himmetinizi, âli hizmetinizi daim eylesin Allah inşallah. Allah razı olsun hocam. Sizin de dilinize sağlık. Estağfurullah. Sağlık. Allah sizden de razı olsun. Gayretinizi makbul eylesin amin. İnşallah. Amin. Allah razı olsun. İnşallah bu programdan en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. Konumuz çok önemli. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu konuyla ilgili Ra'd suresinde şöyle buyuruyor kıymet kardeşlerim. Mealen inşallah o meali de okuyarak duamızı da tamamlayalım. Mealen şöyle buyuruyor. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: dünyada sabretmenize karşılık selam, selam olsun sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet, cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte onlara, işte o lanet onlara. Yurdun kötüsü olan cehennem de onlaradır. Ra'd suresi 19 ve 25. ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sözünü tutanlarla sözünü tutmayanlar hakkında böyle buyuruyor kıymet kardeşlerim. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu güzel saat hürmetine, amin, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'ya verdiğimiz söze sadık olmayı, kalu bela dedik önce, sonra da kelime-i şehadet getirdik. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Kelime-i şehadeti hakkıyla iman etmeyi ve imanımızın gereğini de yerine getirerek sözümüzü yerine getirmeyi nasip eylesin. Gayretimizin sonunu cennet ve kendi rızası kılsın. Amin. Bizleri her türlü şerden, fesattan muhafaza eylesin. Amin. Yolumuzun sonunu cehenneme çıkarmasın. Amin. Cenab-ı Allah bu mübarek saat hürmetine bütün hastalara hayırlı şifalar ihsan eylesin. Dertlilere devalar ihsan eylesin. Amin. Borçlu olan kardeşlerimize borçlarını, amin, eda etmeyi ihsan eylesin. Amin. Cenab-ı Allah cümle günahlarımızı affeylesin. Amin. Bu saate, bu saatin güzelliklerinden istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.